Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ben yeni duştan çıktım. Bugün iftara bugün iftara dışarı çıkacağız. Ama ondan önce başka bir yere uğrayacağız, bir şeyler falan yapacağız. Çekebilirsem çekeceğim. Çekemeyebilirim, o yüzden bilmiyorum ama en azından bir hızlı bir şekilde hazırlanma videosu başlatalım dedim. Başlatayım dedim. Rujumu açıyor. Yani şuraya yatağın üstünü görseniz şok olursunuz şu an. Şimdi ben şunu ben Kore, genellikle cildime Kore ürünleri kullanıyorum. Ve geçen dedim güneş kremim bitmişti. Dedim Asus'tan varsa alayım. Tabii ki de yoktu. Ama ay anneciğim bu biraz tamam mı? Tamam mı? Yine yoktu. Bu sefer Atomi'den sipariş vereceğim. O hem güneş kremi hem de renk. Hani fondöten tarzı ama değil. Ondan sonra neyse şunu aldım. Bunu da deneyeceğim nemlendirici. Ama bak burada ne var? Far. Gel sana far sürelim. Sürelim mi? Bugün ben bunu süreyim, olur mu? Ondan sonra neyse dedim bunu ilk defa kullanacağım. Bir de ben sanırsam buydu. Yani yanlış hatırlamıyorsam yıllar önce bir tane rimel almışım ve çok memnun kalmıştım. Buna çok benziyor. Bu olabilirdi. Ucu ip incecik. Aynı bunun aynı şekilde. Şöyle ip ince bir ucu var. Hatta bunu da aldım. İlk defa sizle birlikte deneyeceğim burada. Golden Rose'un. Neyse başlayalım. Yani bir de şunu söyleyeyim. Süper makyaj yapan bir insan değilim. Asla olmadım. Olacağımı da sanmıyorum bu gidişle ama. bir şeyler kendi çapımda yapıyorum. Neyse başlıyorum ben. Ama aynamda. Anneciğim aynayı alabilir miyim? Alabilir miyim aynayı? Aldım. Ve aynamı daha demin şey yaptı, allık yaptı, leş gibi. Şuraya koyayım şöyle, biraz aşağıda kalıyor. Ben de aşağı kaçak gibi oluyorum ama. Olmuyor ki. Dur, sabitleyelim anne. Sabitleyemiyoruz. Tamam, şöyle olur mu? Neyse. O zaman başlayalım. Sizde ben hızlandırmayı alayım çünkü anlatabileceğim makyaj konusunda ekstra bir şey yok. Nemlendirmeyle başlayacağım. Zaten sonra da bu şekilde devam edeceğim. Gözü kapat. Şunu göstereyim. Arkadaşlar telefonum düştü ve tripodum kırıldı, o yüzden çekemedim. Şöyle rimelimi de göstereyim. Şu tek kat diyebilirim, şu birazcık daha çift. Şöyle nasıl desem, eskiden şu an bilmem Asya'nın sesi geliyordur size. Daha deminden beri bu şekilde çok, yani sadece yukarı çıkamadığı için bu kadar bağırıyor. Çok uğraşmayayım dedim bugün. Bence yeter ve fiyatına göre bence gayet güzel bir başarı elde ettiğini düşünüyorum. Bu ne? Tamam hadi. Saçımızı kurutalım artık.
Arkadaşlar şimdi ben öylesine bir saçımı kuruttum. Mutfağa geldim. Gayet ne toplu ne dağınık. Şimdi ben Asya'ya biraz çorba yapacağım. Değil mi kızım? Çorbası var da ısıtacağım. Sonra bunu biraz tıkamış bunun falan temizleyeceğim. Ondan sonra da çünkü saat kaça geliyor artık yani 2. 3'te falan da evden çıkacağız. Şimdi giriyoruz. Aynen, sağ taraf oturma odası. Mutfağı da dolapları da var yani. Şöyle. Yine de. Park. Bakayım. Sallıyor. Evet, bu güzeldi. Şöyle koridordan birinci oda. Şöyle ikinci oda. Şöyle, belli olmuyor. Ha, banyosu. Banyosuna da bakmadım. Yalnız banyosu güzel. Peteği de boyanır. Her şeyler de var burada. Onlara gerek yok o acil. Petek güzel boyanması lazım. Şurası da yatak odası olması lazım. Aynen. Şöyle bir oda işte. 3 artı 1. Ya da burası yatak odası bilmiyorum artık. Merhaba arkadaşlar. Şimdi geçen bir video başlattım. Onun devamı yok. Direkt ben çıktım. Şöyle söyleyeyim. Biz o gün ev bakmaya gittik. Ya ev dediğim de lojmandı. Ve bir tane lojman hoşumuza gitti. Onu yazdık ve çıktı bize. Bu yüzden taşınacağız. Taşınıyoruz. Artık bu taşınma şeylerini Instagram'dan paylaşacağım ama YouTube'dan da biraz zor oluyor. Ya paylaşmak istiyorum YouTube'dan da ama biraz geç olabilir. Şimdi nasıl desem, bugün de eve tekrardan gittik kesinleştiği için biraz ölçü falan aldık. Yani bütün yapmaya çalıştığım ya da yaptığım şeyleri dediğim gibi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yüzden Instagram'da bol bol aktif olmak da istiyorum. Sizin fikirlerinizi de almak istiyorum. Şöyle evi şimdi göstermeyeyim çünkü boş ev turu yaparım, öncesi sonrası da yaparım diye düşünüyorum yapabilirsem, çünkü her zaman gidemiyoruz. Bir de ben söyledim mi, ben söyledim herhalde, bilmiyorum da biz arabamızı sattık, o yüzden her zaman gidemiyoruz. Lojmana da yani bir otobüs ya da herhangi bir minibüs gibi bir şey yok. Öyle bu süreci dedim sizinle paylaşmak istiyorum. YouTube biraz sıkıntı olacak çünkü burada kullandığımız fiber internet orada asla yok. Ya yani o kadar düşük bir internet ki. O yüzden ben dediğim gibi Instagram'dan daha çok aktif olmayı planlıyorum. İnşallah. Öyle aklımda da güzel şeyler var. Size de böyle yani sizi de katmak istiyorum. Sizle birlikte bir şeyler yapmak istiyorum. İnşallah beraber yaparız. Herkese merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın, sesim çok yankı yapacak büyük bir ihtimalle. Çünkü boş bir evdeyiz. Şöyle bir videom vardı. Hatta onu izlemişsinizdir. Onu başa koyacağım. Böyle makyaj falan yapıyordum. O gün biz... Dur. Neyse. O gün biz aslında lojman bakmaya gelmiştik. Ve lojmana geldiğim zaman birkaç tane ev baktık. Sadece birini çektim. O da bu evdi. Diğerlerini hiç çekmedim. Dedim no 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 no. Neyse. O çektiğim evi de hatta buraya başlamadan önce ne yapsam, koyar mıyım bilmiyorum. Şu an ne olacak ne bilecek. Belki önce sonrası gibi olur ama. Neyse çekmiştim. Boyası ve yerleri biraz şeydi, yapılmamıştı. Biz boyasını yaptık. Yerlerine parke oldu ve bugün dedi ki biraz kaba temizliğini alalım. Çünkü yarın taşınıyoruz.
İnşallah yani bir sıkıntı, bir aksilik olmazsa. Şu an kızımın odası olacak, odadayım. Aynen, burasının kızımın odası yapmayı düşünüyoruz ama bakalım. Neyse, şöyle bir küçük bir süpürgem var. Gösteriyorum. Onunla yerdeki bu parkede kesilmiş tozlar var. Yum kabasını alayım, sonra elektrikli süpürgeyle falan filanla geçeceğim. Fakat şöyle bir sorunum var. Tripod aldım yeni ve onu ben evde unuttum. Bakalım çekebildiğimde çekeceğim. Arkadaşlar burası salonumuz. Şimdi ben sadece şu köşeyi biraz süpürdüm şununla. Dedim tamamen bitmeden şunları hemen atacağız. Şimdi ben şu kapalarını da falan alayım ki içerileri de süpürdüm. Şey olmasın diye. Sonradan da Elada'sın süpürgesini yapacağız. Bakar mısınız? Şimdi arkadaşlar Erzurum'da Rossmann yok. Yani ben Rossmann demamı sinirletiyorsunuz bilmiyorum. Ve bana şunu istiyordum, şunu almak istiyordum. İnternetten sipariş verdim. Şimdi dedim bir deneyeyim ama gerçekten dedikleri kadar güzelmiş. Bakın şimdi şöyle bir şey, bir köşe. Ve hani böyle hiç çok nasıl desem efor harcamıyorsunuz bunu yaparken. Gerçekten çok rahat bir şekilde çıkıyor. Bu arada şu masamı göstermek istiyorum. Bu masa benim yer soframdı. Ama kızım ayağını kırdığı için ben de ona gittim Trendyol'dan. 4 tane ayak aldım. Bayağı da uzun oldu buna. Şimdi sandalye alacağım. Kısa olur diye küçük sandalyelerim vardı ama bayağı büyük, uzun oldu yani. Kötü de bence durmadı. İyi durdu. Dediğim gibi ona bir öyle bir 4 tane sandalye, minik sandalye alsam yeter. Şunun haline bir bakar mısınız? Bir dakika şöyle gösteriyorum. Evet, bu evi de boşalttık. Bu et geliyor mu? İniyor. Aha geldi. Aşağıdan koyuyorum. Günaydın. Saçıma bak. İnanın yataktan şimdi kalktım arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra, böyle belki bayağı uzun bir aradan sonra, Asya'nın odasının geldiği günden sonra kendi yatağımda yattım. 2 gün. Bugün, dün aslında taşınma oldu. Hiçbir şey çekemedim. Çünkü o kadar yoğundum ki. Yani nasıl desem, bir yeri topluyoruz, diğer taraf derken bu arada çok şişmişim. Neyse sonunda bu eve eşyaları atabildik. Kızımın odasının dolapları falan, benim odamın dolabı olsun falan filan, hepsi silindi. Yerleri silindi ama o kadar. Diğer tarafları görseniz şok olursunuz. Hatta göstereceğim birazdan. Eşim bugün normalde evde olması gerekiyordu ama bir küçük atışım ne varmış ona gitmek zorunda kaldı. Dün de ben sabah erkenden kalktım. Sağlık ocağına gittim. Tam 19 haftalık hamileyim. Ve bu yüzden de aşı oldum. Diyor ki bana kadın, kolunu oynatma tamam mı diyor. Dedim tamam. Ama çok oynattım ve gerçekten kolum çok ağrıdı. Şişmiş, kızarmış. Biraz dedi öyle olursa buz koyarsın dedi. Akşam da bunu fark edince akşam biraz buz koydum ama akşamdan bir tık daha iyi. Banyo yapmak yok zaten, 2 gün zaten yorgunuz. Yani saçım kirli. Deli gibi saç dökülüyor şu an. Neyse. Bugün tripodumu bir şekilde bulabilirsem yavaş yavaş yapacağım şeyleri göstereceğim. Banyoyu mutlaka bir tık daha düzgün
temizleyip tamamen onu hani normal bir banyo yapacağım, halısını falan sileceğim ama makinem kapının arkasında, el yıkama lavabosu çok büyük falan filan, orası biraz karıştı. Makineyi dedik küçük banyoya mı alsak, ne yapsak, ne etsek dedik ama şimdilik dedik kalsın. Çünkü bu kadar işin arasında onu şu an hiç yapamayacağız. Ama dediğim gibi çekeceğim. Yani bir işlerim bir bitsin. Şuraya bakar mısınız? Şuraya. Orayı gördükçe. Bu arada ev aşırı sıcaktı ve akşam çok zor uyudum. Bir de kızımın kokusunu alışmıştım. Kızım da benim, bugün üçüncü gün olacak. Annemle birlikte kuzenimdeler. Bu eve sokamazdım onu. Neyse inşallah bu akşam gelecekler. Onlar gelene kadar çoğu şeyi yapmam lazım. Şimdi biraz kahvaltı yapmam lazım. Ay, hadi görüşelim. Nerede bakalım.